Paramedic TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pelvis kemerinin uygulamasını konuşacağız. Elimde Sam Merka pelvis kemeri var. Oldukça kaliteli ve iyi bir ürün. Bu ürünün şimdi kullanımıyla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Genelde diğer markalarda bu ürüne benzer markalar. Bu sebepten dolayı ürünün özelliklerini bilip doğru uygulamayı yaptığımız zaman aslında piyasada bulunan bütün ürünleri kullanıyor olacaksınız. Hastane öncesi acil bakımda pelvis kırıklarına müdahale etmek oldukça önemli. Çünkü pelvis kırıkları çok ciddi problem yaratan kırıklardır. Özellikle kanadıklarında hayati risk oluşturup hipovolemik şoka sokup hastanın hayati fonksiyonlarını ortadan kaldırabilir. Bu yüzden pelvisi sabitlemek, immobilize etmek hastane öncesi acil bakımda çalışan bir paramediğin ya da hastane öncesi acil bakımda çalışan diğer personeller için oldukça önemlidir. Bizler pelvis kemerini uygulamadan önce ürün hakkında net bilgilere sahip olmak zorundayız. Bu ürün üretildikten sonra gerçekten çok pratik, kolay kullanım sağladı bizlere. Şunu bilmek zorundayız. Bunu kullanırken hasta yaralıyı oynatmadan ya da çok minimal hareketlerle onun altına bunu yerleştirmemiz lazım. Yüzüstü yatan bir hastaysa onu çevirdiğimizde omurga tahtası üzerine, omurga tahtasında serili olmalı bu yüzüstü yatan hastalar için. Eğer ki hastamız sırt üstü yatıyorsa da bunu bizim diz boşluğunu kullanarak pelvise kadar yerleştirip daha sonra da bu kemeri kullanmamız gerekiyor. Pelviste 3 durumda problem yaşıyoruz. 1. Kriste iliakaların sakrumla birleştiği noktada meydana gelen kırıklarda. Şöyle düşünürsek pelvisi kırıldığı zaman pelvisin bir kanadı düşebilir. Bunun düşmesi şu hat üzerinden geçen ana damarlar ve sinirler için çok problem yaratacağı için bizim bu pelvisi postürümüzde olduğu gibi toplamamız gerekmekte. 1. Bu kırıklarda kullanıyoruz. 2. Kriste iliaka üst ucu kırıklarında kullanıyoruz. Pubis çatı kemiği namı diğer bu kırıklarda kullanıyoruz ve femur başının asetabulum noktasına birleştiği yerde kullanıyoruz. Bu sebepten dolayı bizim hastane öncesi acil bakımda pelvis hassasiyeti olan bütün hastalarda o bölgede kırık varmış gibi davranıp bu ürünü kullanmamız gerekiyor. Peki bu ürünü tanıyalım. Bu ürün bir case, bir kılıf içerisinde bize sunuluyor. Sunulduktan sonra bunu şu formatta açıyoruz. Bakın ürünü açtığımızda şöyle iki tarafta siyah bir kemer bölümü ve turuncu bir toka kısmını göreceğiz. Hemen kemer tarafında da şöyle delikler görüyor olacağız. Bu delikler oldukça önemli. Birazdan anlatacağım size neden önemli olduğunu. Bu tarafta da turuncu toka tarafı var. Yine bunun altında bir boşluk var. Şu siyah kemer tarafı buradaki boşluktan gelip geçerek karşı tarafa doğru geliyor ve hastanın pelvisini şöyle boydan boya sarmamızı sağlıyor. Bunu, şu kemeri hastanın altına yerleştirip pelvis kısmına denk getirdiğimizde hemen femur başının pelvisle birleştiği kalçamızdaki noktaya kadar itiyor olmamız lazım. Kriste iliakaların üst ucun 2 ya da 3 parmak altına denk gelir bu bölüm. Daha sonra şuradaki kısmı buradan tokanın altındaki boşluktan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bakın bu deliklerin oturacağı iki tane yuva yeri var burada. Çektiğimizde bir klik mekanizmasıyla oturacak bu. Oturduktan sonra da karşı tarafta çok sağlam cırt olan bir bölüm var. Kemerin uç kısmını buraya yerleştireceğiz. Çekerken kemerin şu kısmından tutmayı arzu ediyoruz. Bir personelin buradan çekiyor işlemini yaparken diğer personelin de turuncu taraftaki tutucu yerden tutmasını bekliyoruz. Şimdi yanımda iki tane öğrencim var. Paramedik 1. sınıf öğrencileri. Pelvis kemeri takmayı öğrendiler. Şimdi sizinle beraber pelvis kemerinin nasıl takılması gerektiğini öğrencilerimle beraber size aktarmak istiyoruz. Hadi gelin, pelvis kemeri nasıl takılıyor bir hastada? Şimdi onu görelim. Evet, Paramedik TV'ye tekrar hoş geldiniz. Şimdi yerde yatan bir hastamız var. Hemen sağ tarafımda, benim sağ tarafımda Eda, sol tarafımda da Öykü var. Şimdi hastanın pelvis kemeri uygulamasını başlatıyoruz. Hastanın yanına geldik, muayenemizi yaptık.
pelviste bir hassasiyetten şüphelendik. Tabii nörovasküler muayenemizi yaptık. Bu işlemlerden sonra pelvis kemeriyle immobilizasyonuna karar verdik. Hadi Eda, başlayalım. Evet, Eda pelvis kemerini açarken Öykü de hastanın kollarını hemen gövdesiyle birleştiriyor. Bakın, pelvis kemerinin hemen siyah kemerini olduğu gibi açtı gördüğünüz gibi. Diz altımız doğal boşluk arkadaşlar. Diz altından hemen pelvis kemerini gördüğünüz gibi itti. Biraz geri alalım arkadaşlar. Tam o diz altından başlayalım isterseniz, geri gelin. Yok, diz kapağın altından soktuk ki oraya alalım. Evet. Kemeri hemen dizimizin altındaki doğal boşluktan itiyor. Karşı tarafta Öykü aldı onu. Pelvis kemerini hemen hastada ortaladılar. Şimdi pelvise doğru yavaş yavaş iki elleriyle sıfır noktasından tutarak kaydırıyorlar. Bakın, bu kaydırma işlemi yapıldıktan sonra ellerini pelvis kemerine yerleştirip diğer ellerini de hastanın kalçasının yan tarafından çapraz bir şekilde koyup sadece kalçayı tutuyorlar. Burada kaldırmak yok, hareket ettirmek yok. Orada bir boşluk yaratıyorlar ve şimdi pelvis kemerini kriste ilyakaya doğru itiyor. Bakın, ittiler artık asetabulum noktası dediğimiz. Bir dakika gençler, açalım onu biraz. Açalım. Bakın, şu hat asetabulum. Yani femurun başının gelip pelvisle boyun olarak girdiği noktada sabit duruyor. Aynı durum bu taraf için de geçerli. Şimdi Öykü siyah kemeri Eda'ya veriyor. Eda turuncu tokanın altından itti. Öykü'ye verdi. Öykü elini geçirdi. Bakın, şurada Eda turuncu kısmı tutup sabitledi. Çekmedi bakın. Burada bir boşluk yaratmadı. Sadece sabit tutuyor. Kendine doğru da çekmiyor. Sabit kalacak. Öykü ise şurada kemerin boşluğunu aldı eliyle tutarak. Bu eliyle de kemeri son noktadan tuttu. Ve şimdi çektiğinde klik sesi duyacak. Klik sesi geldi. Şimdi bakın, bantladı. Bantladıktan sonra klik mekanizması tam olarak oturdu. Burada bulunan fazlalığı da alıp buraya yerleştirdi. Şu kısmı da hastanın artık alt kısmına yerleştirebiliriz. Oldukça başarılı bir immobilizasyon oldu. Gençler, elinize sağlık. Medine, şöyle yan dön bakalım, arkanda nasıl durduğunu da görelim. Bakın, pelvis kemeri hastanın kalçasında bu formatta duruyor. Çok temiz bir immobilizasyon olmuş. Elinize sağlık, geri yatıralım. Pelvis kemerini götürdük hastaneye, aldık omurga tahtası üzerine ya da kaşık sedye ile aldık. Ana sedyenin üzerine ya da vakum sedyenin üzerine yerleştirdik. Tabi pelvis kemeri uyguladığımız hastaları her zaman vakumla taşımayı tercih etmeliyiz. Ama omurga tahtası ve kaşık sedye ile ana sedye üzerine koyma işlemi de yapabiliriz. Hastayı hastaneye götürdük. Hastaneye teslim ettik. Pelvis kemerini nasıl sökeceğiz? Gelin şimdi bu kısmı konuşalım. Yine Eda turuncu kısımdan tutuyor. Sabit tutuyor. Öykü siyah kısımdaki cırtlı taraftan elini geçiriyor. Ve yine oradaki o cırtı tutarak yavaş yavaş açıyor. Evet Öykü, açalım. Gergiyi sağlıyor gene, tıpkı çektiği gibi gergi sağlıyor. Ve yavaş yavaş minimalize bir şekilde artık pelvis kemerini serbest bırakıyor. Bu an itibariyle hasta bir hastanede röntgen masasının üzerinde. Ve röntgen masasının üzerindeyken hastayı oraya bırakıyoruz ve pelvis kemerini çıkarıyoruz. Nasıl çıkaracağız? Tabii ki yine dizin olduğu boşluğa doğru yavaş yavaş aşağı doğru iteceğiz. İki elimizle tuttuk. Aşağıya doğru kaydırdık. Evet, çok güzel. Hemen hastaya bakın. Hiç oynamadı hasta. Hemen çıkardık. Ürünümüzü temizledik, dezenfekte ettik, çantasına koyduk ve tekrar yeni bir vakada kullanılmak üzere sabit bir şekilde çekmecesinin içine koyup yerini belirli bir şekilde bir sonraki nöbetçi arkadaşlara devrettik. Arkadaşlar, elinize sağlık. Bravo. Tebrik ederim. Paramedik 1. sınıf öğrencisi olarak mükemmel bir iş çıkardınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bravo.